écoutons l'hommage de la patrie prononcé par le président de la République. Sizdendim. Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayatı ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk'ün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü ve övündüğü vasıflara maliktin. Bütün bu meziyetlerinde Türk'ün ta kendisiydin. Şimdi seni kurtardığın vatanın her köşesinden gönderilen mukaddes topraklara veriyoruz. Bil ki hakiki yerin daima inandığın ve bağlandığın Türk milletinin minnet dolu sinesidir. Nur içinde yap. L'éloge funèbre a traduit l'émotion de tous ceux qui garderont dans leur cœur le souvenir du premier président de la République. Un souvenir qui ne s'effacera jamais, car aujourd'hui, Kemal Atatürk, le père de la patrie, le bienfaiteur de la nation, est entré dans l'immortalité.